Türk ordusuna, Türk komutanlarına düşmanın mevzisinden ve düşmanca hakaretler var. Bir, onlar Orta Doğu paşalarıdır. Bunlar savaşamazlar, firar ederler gibi sözler. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını dinleyince ben bugün hemen aklıma 1920 yılında, Ağustos ayında veya Temmuz ayında Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon'da zabitlere çok önemli bir İstiklal Savaşı'nın başında Afyon'da zabitlere yaptığı bir konuşma var. Hemen aklıma o geldi. Çünkü Türk subayına bu hakaretlerin, evet, şöyle diyor, subaylar fedakarlar sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları, yani subayları öldürürler. Onları aşağılar ve hor görürler. Hayatımda bir an olsa bile subaylık yapmış, subaylık izzeti nefsini, şerefini duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan hayatta iken düşmanının tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz. Onun yaşamak için bir çaresi vardır. Şerefini korumak. Halbuki düşmanlarımızın da kastettiği o şerefi ayaklar altına almaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmasıyla Türk subayına, Türk komutanına düşman olduğunu göstermiştir. Düşman olduğunu, bunun altını çiziyorum. Çünkü doğrudan doğruya Türk komutanını, Türk subayını aşağılamaktadır. Hangi görev bu? Bu görev doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filonun örneğin bir kara propaganda memurunun yapacağı iştir. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin psikolojik harekat dairesinde çalışan bir görevli gibi konuşuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Foreign Policy'de, işte siz hep haber yaptınız 4-5 gündür, hem aydınlıkta manşet başlık oldu, hem ulusal kanal tarafından yapıldı. Foreign Policy'ne diyor, bu seçime giden ortamda kran kranı olacak, kan banyosu olacak, kan banyosu, yani İngilizce tabiriyle aynen kan banyosu olacak. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri bir çatışma, savaş, silahların konuştuğu bir süreç öngörüyor. Yani sandıktan çıkmayacak diyor, silahlar konuşacak diyor, kan banyosu olacak diyor ve emrindeki güçleri de ateşe sürdü. Kılıçdaroğlu bu konuşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Türkiye'ye hazırlandığı savaşta bir psikolojik harekat görevlisi olduğunu kanıtlamış durumda. Bu son derece önemli. Bu bir orduya savaş ilanıdır. Yani Türk komutanlarına kalkıp da bunlar Orta Doğu paşalarıdır, bunlar savaşamaz, bunlar firar eder gibi sözler, onları koymamanızda hayret ettim. Yani asıl bölüm onlardı. Bunlar doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk komutanlarına karşı savaş. Yani bunu dinleyen bir Mehmetçi'yi düşünün. Komutanı hakkında bunlar savaşamaz, bunlar firar eder diyor. Ne zaman söylüyor bunu Kılıçdaroğlu? Türk Silahlı Kuvvetleri savaşırken söylüyor. Komutanlar kahramanca bu savaşa komuta ederken söylüyor. Ayaklarında botlarla bu komutanlarımız dağlarda PKK teröristlerini kovalıyor. Birliklerine kumanda ediyor. Büyük başarılar kazanıyor. PKK'yı eziyor. Ve düşman taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin emir kulu olarak Kılıçdaroğlu kalkıyor Türk komutanına, Türk subayına bu şekilde hakaret ediyor ve Mehmetçiğin onlara güvenini sarsmaya çalışıyor. Türk milletinin Türk subayına güvenini sarsmaya çalışıyor. Yani
İstiklal Savaşı'nda dahi o İstanbul hükümetinin emrinde bulunan, Anadolu'da aslanlar gibi savaşan o Türk subayına, Türk komutanına yönelen psikolojik harekat bu kadar aşağılık değildi. Bu kadar haince değildi. Bu kadar düşmanca değildi. Şimdi bunu hangi ortamda yapmaktadır? Demin belirttiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin kan banyosu olacak dediği ve bütün Ege'de Yunanistan kıyılarına Dede Ağaç'tan başlayarak orayı da verelim. Dede Ağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, oralara yığınak yaptığı, tanklarını yerleştirdiği, uçaklarını yerleştirdiği ve doğrudan doğruya namluları Türkiye'ye çevirdiği, İsrail'le birlikte Doğu Akdeniz'de donanma tatbikatları yaptığı koşullarda ve bakın aynı zamanda şunu haber ajansları geçti, Güney Kıbrıs NATO'ya alınıyor. Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alınması ne demek? Güney Kıbrıs'ın düşmanı kim? Türkiye Cumhuriyeti. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tam da Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alındığı koşullarda ve Amerikan üsleriyle Türkiye'nin kuşatıldığı koşullarda ve seçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse silah kullanacağını ilan ettiği ve kan banyosu olacak dediği koşullarda birdenbire Türk ordusuna karşı bu psikolojik harekatta kendini ateşe atıyor. Bu bir intihar konuşması. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarını tam da bugün bir darbe yok. Darbe sırasında bu Kılıçdaroğulları veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları Gladio'ya, NATO'ya bağlı bazı eylemlerde bulunduğu sıralarda Kılıçdaroğlu'ndan Türk ordusuna, Türk komutanlarına karşı bir tavır görmedik. Aslanlar gibi savaştığı sırada, görevlerini yaptıkları sırada Türk komutanlarına kılıcı çekmiş, elinde paslı, ondan sonra Amerika'nın kılıcıyla bu şekilde saldırıyor. Ama Atatürk de ne diyor? İşte diyor, Türk subayına, Türk komutanına düşman hor görür onları, onları aşağılamaya çalışır, onlara hakaret eder ve ilk önce subayı öldürür, ilk önce komutanı öldürür. Savaşlarda birinci hedef nedir? Komutanı düşürdün mü, orduyu düşürürsün. Herhangi bir birliği bozguna uğratmak için birinci hedef onun komutanını ya öldürmektir ya da Mehmetçiğin, askerin, o komutanı olan güvenini sarsmaktır. Böyle bir görev yapmaktadır Kılıçdaroğlu ve düşman meclisinde tavır almıştır. Şimdi bana zaman zaman arkadaşlarım soruyordu ve ben onlara soruyordum. Yani Türkiye ile Amerika daha cepheden, yani dolaylı kuvvetlerle PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı mücadele değil de 15-16 Temmuz gecesi Türkiye ile Amerika savaşında olduğu gibi dolaylı Gladio ile savaş koşulları değil de doğrudan doğruya bir savaş olduğu zaman bu CHP ne yapar? Amerika'nın yanında saf tutar diyorduk. Şimdi gözüktü. Evet, Amerika'nın yanında saf tutarmış hakikaten. Amerika'nın yanında saf tutmaya başladılar. Doğrudan doğruya Amerika'nın yanından Türk komutanlarına karşı böyle son derece adi bir şekilde, bayağı bir şekilde saldırıya geçtiler. Burada bir eleştiri falan filan yok. Komutanların yaptığı bir yanlış da yok. Alkışlamalar doğru mu sizce? Alkışlamaları çok doğru. Neyi alkışlıyorlar komutanlar? Arifiye'de harp sanayisiyle, savaş sanayisiyle ilgili bir teslim töreni var. Ondan sonra bu Türk ordusu için bir iftihar günü, bir gurur günü ve düşmana meydan okuyan bir gün. Tabii ki orada biz kendi savaş araçlarımızı yapıyoruz, kendi silahlarımızı yapıyoruz. Bunu tabii alkışlayacak komutan. Bunu alkışlamayacak da niye alkışlayacak? Tabii alkışlayacak. Bunu alkışlaması kadar doğal bir şey yok. Orada bir siyasi partiyiz, bir siyasi partinin liderini veya bir siyasi partinin herhangi bir siyasetini, programını alkışlamıyor. Doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendiren harp sanayisinde Türkiye'nin yaptığı atılımları
alkışlıyor. Alkışlamazsa zaten o komutanın ruhu yok demektir. Onda komutan ruhu yok demektir. O asker değil demektir. Çünkü orada aynı zamanda bir moral savaşı veriliyor. Türk ordusunun özgüveni, kendine güveni ve silah yeni kendi silahlarını kendisinin yapması konusundaki başarıları. Tabii milletçe hepimiz alkışlayacağız. Komutan da alkışlayacak, asker de alkışlayacak. Alkışlamasın demek savaşmasın demektir. Komutana, subaya Türkiye kendi milli harp sanayisinin araçlarını yaptığı zaman alkışlamayın demek, savaşmayın demektir. Bu da savaşın parçası. Orada da bir psikolojik savaş cereyan ediyor. Evet. Şimdi Sayın Perinçek, bu konuşmada diyor ki unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak, çıkartsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar. Evet. Yani bu utanmazca bir şey. Orta Doğu'daki efendim paşalar, apoletli komutanlar ondan sonra firar ederler, kaçarlar falan. Oradan diyor Türk komutanlarına yönelik şeyler bunlar. Türk komutanlarının Orta Doğu Paşası olduğunu, bol apoletli Orta Doğu Paşası olduğunu, savaştan korktuklarını, savaşamadıklarını, kaçtıklarını söylüyor. Yani bunlar hayasızca, utanmazca Türk komutanlarına karşı bir psikolojik savaş temaları bunlar. Bunları çok açık bir şekilde görelim. Ve fitneyi devam ettiriyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde ayrılık gayrılık yaratmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde işte Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek falan bunlar var ondan sonra. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bu açıdan da bir ayrılık ve birbirlerine yabancılaşma, fitne. Burada da fitneci bir tavır var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiç kimse Doğu Perinçek'in arkasına takılmaz. Hiç kimse herhangi bir siyasi liderin de arkasına takılmaz. Bunlar tamamen Amerika'nın bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik psikolojik harekatta kullandığı evet. temalar. Şimdi onları şimdi da geçmişte, hatırlatalım. Evet, yani, onları hatırlatalım. Yani bu da yeni Amerika'dan öğrendiğini söylüyor. CIA'nın onun görüntülerini de hazırlamış. Pentagon'un ondan sonra Doğu Perinçek'e karşı evet bunları evet, ne diyor? Türk ordusunun entelektüel babası Doğu Perinçek diyor mesela. Devam edelim. Ha. Var birkaç tane daha böyle. Peş peşe gösterebiliriz. Silahlı kuvvetlerde çoğu Gülenci veya NATO yanlısı olan 25 binden fazla askeri personel görevden alınmış veya hapsedilmiş ve yerlerine Avrasyacı eğilimli subaylar getirilmiş. Sizin sonra, fotoğrafınızla birlikte. Evet, benim Perinçek'te geçiyor yukarıda. Evet, yukarıda niye Perinçek'i oraya koymamış arkadaşlar? Evet, yani çünkü Perinçek'le ilgili kalmış. Evet Doğu Perinçek. Diye İngilizcesinde onu görüyoruz. Evet. Devam edelim. Siz okuyun. Perinçek Türkiye'nin Doğu Perinçek oldu. Evet. Bir Türkiye'nin okuyun. Suriye'deki muhalefeti terk etmesini ve hem Kürdistan İşçi Partisi PKK'yı kastediyorlar ile savaşmak hem de ülkede milyonlarca mülteciyi geri göndermek için Esad ile birlikte çalışmasını talep etti ve bir keresinde Erdoğan'a Suriye ile işbirliği yap ya da istifa et dedi. Sizin konuşmalarınızı bundan ilk yararlananlardan biri aşırı... Bundan ilk yararlananlardan biri aşırı solcu Vatan Partisi'nin lideri ve Türkiye'nin Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler karşılığında Ankara'yı NATO'dan uzaklaştırmayı amaçlayan Avrasya hareketinin destekçisi Doğu Perinçek oldu. Yani bunları Amerikan basını, Amerika'nın çeşitli organları Doğu Perinçek'in Türk ordusu için. Kore polisi mesela. Evet. Parlamentoda sandalyeleri olmamasına rağmen 2016'da Türkiye'de yaşanan başarısız darbe girişiminden sonra çok sayıda Vatan Partili orduda üst rütbelere terfi etti. Öyle ki Perinçek o zamandan beri bazıları tarafından ülkenin gölge savunma bakanı olarak adlandırıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Perinçek'e karşı yürüttüğü, daha doğrusu Türk ordusu içinde fitne temalarını aynen tekrar ediyor. Tabii. Bunlar fitne. Kılıçdaroğlu'nun fitneleri Türk ordusu içinde fitne yaratmaya çalışıyor Doğu Perinçek suçlamalarıyla. Yine Türkiye'nin güvenlik yapılanmasında güç mücadelesi başlıyor. Metin Gürcan 13 Kasım 2016 yargılandı casusluk
suçlaması ile Metin Gürcan. Sizin fotoğrafınızı uzun süre. Böyle bir evet, sizin fotoğrafınızı vermişler. FETÖ'cü bütün subaylarda şeyde yargılamalarda ve Amerika'da kaçanlar hep aynı bu Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Perinçek bir gün peşine takılıyorsunuz falan filan gibi o fitne propagandalarını yapıyorlar. Yani dolayısıyla bunların örneği o kadar çok ki Kılıçdaroğlu da Amerika'nın fitne memuru. Amerika'nın fitne memuru. Evet, evet. Şimdi bir de şöyle diyor Sayın Genel Başkan. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkım, açık söylüyorum. Biz değiştik. Biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray odur. Statikocu, anti-reformcu, anti-özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler. Bir yerde de şunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Korkunç bir tiran oldu. Militarizmin savunucusu oldu. Statikocu söylemlerden öteye gitmiyor. Korkunç yapılarla hizalandı. Değişimin yani, önünde en büyük engel oldu. Ya militarist olduğu ne demek? PKK'ya savaştığı için, Amerika'ya kafa tuttuğu için bu suçlamalar yapılıyor Tayyip Erdoğan'a. Amerika'ya kafa tutmasa, Amerika'ya boyun eğse, 2014 öncesindeki gibi Amerika'nın Büyük Orta Doğu projelerinde falan filan roller üstlense Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hücumlara muhatap olmayacak. İsterseniz bu Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü hazırmış, arkadaşlarımız hazır etmişler. Evet. Onları da verelim mi? Yani bu gösterilmeyen kısım. Evet, gösterilmeyen kısımlar. Eleştirdiği her şeye, dün eleştirdiği her şeye şimdi bizzat kendisi dönüştü. Korkunç bir tiran oldu. Militarizmin savunucusu oldu. Artık statükocu söylemlerden öteye gitmiyor onun söylemleri. Korkunç yapılarla hizalandı. Değişimin önüne büyük bir engel olarak çıktı. Öyle bir sistem kurdu ki dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Kendisini askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlanması inanın şahsen hiç umurumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Bir daha ifade edeyim. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Böyle bir niyetim de yoktur. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Açık ve net söylüyorum. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyen devşiren askerler koyarsanız, bir daha söylüyorum, etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla ve asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Teşekkür ederim. Bir daha söylüyorum. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Teşekkür ederim. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. Hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı. Beraber olsunlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili halkım, açık söylüyorum. Biz değiştik. Biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statikocu, anti-reformcu, anti-özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunların. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar. Yani bakın burada CHP grubu da intihar ediyor. CHP grubunun haline bakın. Bir tane adam çıkıp da orada ne diyorsun ya?
Ne demek Türk komutanlarına, Türk ordusunun komutanı haddini biz... Sen Amerika'nın olduğu yerden bağırıyor haddinizi bilin diye. Bu komutanların yaptığı ne? Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı PKK'nın üzerine gitmeleri, FETÖ'yü ezmiş olmaları 15-16 Temmuz gecesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek saldırılara karşı Türk ordusunu savaşa hazırlamaları ve Türkiye'nin kendi silahını yapması konusundaki üstün çabaları. Arifiye'de niye alkışlıyorlar? Bir siyasi partiyi, siyasi parti liderini alkışlamıyorlar ki. Türkiye'nin silah yapmasını alkışlıyorlar. Alkışladıkları yerlere bakalım. Yani orada bir siyasi partiye mensubiyet, siyasi partiye bir taraftarlık yok. Orada bütün Türk milletinin paylaştığı yürek var, ruh hali var, moral var. Biz silahımızı yapıyoruz. Haddini bilsin. Yani Amerika size silah yapmayın diyor. Amerika'ya boyun eğin. Silahları NATO'dan alın. Amerika emir verdiği zaman o silahları kullanabilirsiniz. Amerika emir vermediği zaman kullanamazsınız. Siz NATO komutanı olun. NATO'nun askeri olun. Türk komutanı olduğu için Kılıçdaroğlu bugünkü komuta heyetine bu şekilde sesleniyor. NATO komutanları olduğu zaman hiç böyle bir tavırları yoktu. Yani Kenan Evren'e 12 Mart'taki komuta kademesine, 12 Eylül'deki komuta kademesine darbe yaptıkları zaman Kılıçdaroğullardan böyle sözler duymadık. Tam tersine böyle son derece boyunları eğikti ve dalkavuklardı Türk ordusunun komutanlarına karşı, NATO komutanlarına karşı. Türk komutanı olunca birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu mevzilerden onlar da savaşa sürüldüler. Savaşa sürüldüler. Bakın öndeki kağıttan okuyor dikkat ederseniz sürekli olarak. Eline kağıdı vermişler. Eline kağıdı vermişler. Amerika o kağıdı vermiş. Yani Amerika o kağıdı vermiş. Yazıp da vermiş manasında söylemiyorum. Sonuç itibariyle o konuşmadaki bu metin ancak Amerika'dan yazılıp önlerine konacak, CIA'nın önlerine koyacağı, Pentagon'un önlerine koyacağı, Amerika'nın 6. filosunun istihbarat diyelim birimlerinin önlerine koyacağı metinler onlar. Amerika önlerine koymuş, o da o kağıttan okuyor. Hiçbir Türk vatandaşı kalkıp da kendi komutanlarına karşı bir savaş koşullarında şu anda Türkiye bir dolaylı savaş yaşıyor ve önümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdidi var. Demin saydığımız o Ege kıyılarındaki üslere Amerika Birleşik Devletleri uçaklarını gelmiş, konuşlandırmış, tanklarını gelmiş, yerleştirmiş, askerlerini gelmiş, oturtmuş. Ötesinde Güney Kıbrıs'ı da, Kıbrıs Rum yönetimini de NATO'ya almanın faaliyeti başlamış. Ufukta savaş tehlikeleri gözüküyor. Türkiye'ye tehditler gözüküyor. Kan banyosu senaryoları resmen ve açıkça Amerikan organlarında, dış İşleri Bakanlığı organlarında ifade ediliyor. Bu koşullarda birdenbire Kılıçdaroğlu Türk komuta kademesine karşı bu hayasız, utanmaz ve düşmanca tavrı alıyor. İşte Atatürk de söylüyor. 1920 yılında Türk subayını hedef alır diyor. Bakın. Önce Türk subayını hedef alır diyor. Türk subayına hitap ediyor Afyon'da Türk zabitlerine yaptığı çok önemli bir konuşmadır. Düşman diyor önce Türk subayını hedef alır diyor. Önce Türk komutanını aşağılar diyor. Önce diyor Türk komutanını hor görür diyor. Ve o subay, o komutan da diyor o koşullarda o hakaretlere, o saldırılara karşı kendi şerefini, izzeti nefsini korumakla görevlidir diyor. Çok önemli. Savaş durumlarında bu manzaralar çıkar. Ve çok ciddi bir sürece girdiğimizi, kritik bir sürece girdiğimizi bu halinden de anlıyoruz. Bu oy toplayacak bir konuşma değil. Bakın dikkat edin bu bir Amerika görevi, bu bir sandığa yönelik bir çalışma değil. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarına bu şekilde hayasızca saldıran, düşmanca saldıran bir tek PKK'nın şeylerinin, şeflerinin oyunu alır. Hatta PKK tabanının bile oyunu alamaz. PKK şeflerinin oyunu alır.
PKK şeflerinin oyuyla seçim zaferi kazanacaklarsa bravo, alkışlamaya devam etsin o şey grubu, CHP grubu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 20 yıl, 30 yıl öncesine kadar bir özelliği vardı. Neydi? CHP dendiği zaman Türk devletiyle, Türk ordusuyla, Türkiye'nin devlet kurumlarıyla falan beraberliği vardı. Onların şerefini, izzeti, nefsini koruma tavırları vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi burada tikkocular gibi konuşuyor. CHP tikkolaşmış. CHP PKK'laşmış. Onları yanlış diye tanımlıyor. Ettik. CHP o yanlışları terk etti diyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi o yanlışları terk etti. PKK'lı oldu. CHP PKK'laşmış. Şu konuşmayı bir tek PKK şefleri yapar. Hatta bu kadar da hayasız yapamaz. Çünkü toplumun kendilerine tepki göstereceğini düşünür. Bir düşman konuşması bu. Atatürk de bu konuşmaları düşmanın yaptığını söylüyor. Evet. Önce diyor Türk komutanına hedef olur. Türk subayına hedef alır düşman diyor. Çok doğru. Savaşlarda nedir? Komutanı düşürdün mü? Orduyu bozguna uğratırsın. Askerin morali nasıl bozulur? Komutanını kötülersin. Dersin ki bu komutan savaşmaz. Bunun yaptığı gibi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Bu komutan kaçar. Mehmetçik bu konuşmayı duyduğu zaman ne yapacak? Benim komutanım kaçıyor. Ben mi savaşacağım? Onu o ruh halini yaratmaya çalışıyor. Bozguncu. Amerika'nın İstihbarat görevlerinde çok açık, fedai bir şekilde en ön planda roller üstlenmiş oluyor. Bu yani bunun yenilir, yutulur bir tarafı yok, evet. Ve bu bir bence bir intihar konuşması. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki her türlü boy ölçüşmede düşmanla beraber olacağını ve olduğunu ilan etti. Çünkü nedir? Türk komutanına karşı olduğun zaman düşmanla berabersin. Başka bir pozisyon var mı? Türk komutanını hedef alan bir kimsenin başka bir pozisyonu, başka bir konumlanması, konuşlanması olabilir mi? Türk komutanı hedef alıyor. O ne demek? Türk ordusuna hedef alıyor. Şimdi ve çok şey bayağı bir dille. Çıkarın o üniformayı. Evet. Firar ederler. Tabii. Kaçarlar. Şimdi firar etmez. Bakın ben de buradan söylüyorum. Türk komutanı firar etmez. Hele bugünkü Türk komutanları hiçbiri firar etmez. Hepsi aslanlar gibi savaşır. Ölümü de göze almışlardır. Ayaklarına da botları giymişlerdir. Ellerine de makinalı tüfekleri, her türlü silahı alır. Kılıcıyla da gerekirse savaşır. Ölümü de göze almışlardır. Türk komutanı görevini yapmaktadır ve yapacaktır. Bundan en küçük bir şüphemiz yok. Türk milletinin ruh hali budur. Türk milleti komutanına güveniyor. Türk ordusuna, Türk milleti güveniyor. Mehmetçik de komutanına güveniyor. Komutanına güvenmese Mehmetçik böyle savaşabilir mi? Oy toplamak için bu konuşma yapılmadı. Çok yani bu konuşma oyları mahveder. Evet. Bu konuşma Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek oyları kırar. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da büyük tepki çeker. Ama şöyle bir Türkiye anlatıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yani AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda olması sebebiyle alkışlayan, bunu daha önce Sayın İnce de hatırlarsanız apoletini sökerim diyerek bir tartışmanın öznesi olmuştu. O zaman da CHP'nin üst düzey yöneticisiydi. Siz o zaman da çok sert tepki göstermiştiniz buna. Burada bir aslında kısmen cevap verdiniz ama bizi izleyenler iyi anlasın diyor. Çünkü bakıyorum izleyenlerin notları da tam bu gerçeği göremeyenler de var demek ki. Obüs teslim töreninde ben 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda yaptım Sayın Genel Başkanım askerliğimi. Orada obüsler sınıra görevlendirildiğinde biz askerleri dizerlerdi, obüsü selamlardık. Aslında savaşa gidiyor diye ve orada yani o obüs onun için bedeniyle bütünleşen bir varlık aslında. Yani savaşa gidiyor ve biz o göreve giden obüsleri selamlardık. Tankın böyle birkaç kat büyüğü bir makina. Bir heyecan duyar insan obüs. Yani o obüs teslim törenini izleyen kişi orada bir heyecan duyar. Türk milletinin varlığı kuvvetleniyor, gücü kuvvetleniyor diye. Şimdi CHP grubuna bakıyoruz.
Nasıl şeyle ayağa kalkıyorlar Kılıçdaroğlu'nun karşısında? Bu çok yani CHP'nin gerçekten nerelere sürüklendiğini görmek bakımından çok çarpıcı. PKK'nın ruh halini paylaşıyor. Ama bu Türkiye'yi... O PKK'nın tepesine binecek. Evet. Ha, o obüs gidecek Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında kullanılacak. Kılıçdaroğlu müttefik HDP'yi Yunanlar, Yunan ordusu Amerika'nın aleti olur ve bir takım maceralara kalkarsa o obüs onların tepesinde patlayacak. Tabii. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tamamen Türkiye'nin düşmanı olan Amerika'yla, PKK'yla, FETÖ'yle onlarla aynı cephede. Bu konuşmada zaten onlardan başkasının alkışını almaz. Evet. Ve komutanların alkışladığı olayda nedir? Türkiye'nin silahını yapması, obüsünü yapması, diğer silahlarını yapması. O silahların üzerine ne güzel şeyler yazıyorlar. Evet. Değil mi? O roketlerin üzerine falan şiir gibi şeyler yazıyor Türk askeri. Tabii. Bu peki Türkiye'yi yönetme siz yani Türkiye'yi yönetebilir mi bu açıklamalarla? İş orayı geçti şimdi. Biz eskiden şunu diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmeyi düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Çünkü kalkıyor diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri şeye karşı PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor. Bakın oralardan başladı psikolojik harekat. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor. Kim der bunu? PKK diyordu ve CHP yöneticileri bunu tekrar etti. PKK diyor kimyasal silah kullanıyor diye. Yani uluslararası alanda Türk ordusunu suçlu duruma düşürmek, uluslararası kamuoyunu ya da emperyalist kamuoyunu Türkiye'nin üzerine çekmek, değil mi? Bunları yapıyordu ve biz de diyorduk ki bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Türk ordusu yönetemez. Çünkü neden yönetemez? Sen kimyasal silah kullanıyorsun, suç işliyorsun dedikleri bir orduyu yönetebilir mi? Yönetemez. Ama şimdi onun ötesinde bir yere geldik. Onun da ötesine bir aşamaya geçti. Türk ordusunu yönetememek değil, doğrudan doğruya Amerika'nın bulunduğu siperlerden, cepheden savaş Türk ordusuna düşmanca saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen kara propagandasında Türk ordusuna karşı alınan görevler. Bir memur. Evet. Amerika'nın kara propaganda memuru Türk ordusuna karşı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Türk komutanına karşı. Ve savaş koşullarında. Çünkü bugün Türkiye PKK ile savaşıyor. İkincisi Amerika'nın tehdidinin ağırlaştığı ve ciddileştiği koşullarda. Birdenbire ortaya fırlatıldı ve çıktı. Şimdi ben böyle CHP grubunun böyle şey hayasızca ve kendinden geçerek, kontrolü kaybederek böyle ayağa kalkıp alkışlaması beni çok daha fazla üzdü. Hani diyordum ki Kılıçdaroğlu yapar. TİKKO'laştı, bilmem PKK'laştı. TİKKO'da falan vardır böyle. Türk ordusu düşmanlığı, Türk devleti düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı falan filan. Tabii PKK tabii onun... PKK bu tür lafları daha ölçülü ve daha dengeli söyler. Onu da söyleyeyim. O denge ve ölçü de yok. Ondan sonra tamamen düşman mevziye girdi. Yoksa Türk ordusunu yönetememek falan filan değil. Hangi komutanla? İktidar ne demek? Devletin cebir kuvvetini kullanma yetkisi demek. Yani iktidarın devlet teorisinde, kamu hukukunda, ondan sonra siyaset bilimindeki bir tane tanımı vardır. Devletin, kamunun güçlerini, özellikle cebir kuvvetini, çünkü devletin esası cebir kuvvetidir, onu kullanma yetkisidir iktidar. Şimdi sen o cebir kuvvetine bu şekilde hakaret ediyorsun. Devletin ordusuna hakaret ediyorsun. Polisine hakaret ediyorsun. Onu aşağılıyorsun. Savaşta kaçar diyorsun. Demek ki bunlar savaşta kaçan bir ordu istiyor. Savaşta kaçan bir ordu istiyor. Savaştan kendileri kaçıyor. Hatta kaçmıyor. Düşman tarafa geçmiş durumdalar. Şu alkış, CHP grubunun alkışı savaşta düşman tarafa geçmiş durumdalar. Neyi alkışlıyorlar? Türk komutanları Arifiye'de Türkiye'nin kendi silahını yapmasını alkışlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da Türk komutanlarına, Türk ordusuna, Türkiye'ye karşı Amerika'nın bulunduğu cepheden hıyaneti alkışlıyor. Düşmanlığı alkışlıyor. Peki CHP tabanının sizce buna tepkisi nasıl olur? CHP tabanı sesi. CHP'nin tabanı vatansevertir. CHP tabanı bunu hazmetmez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanına bunu kabul ettiremezler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanına girmiş, ipini satmış, vatanını kaybetmiş, vatansız, sahte solcu takımı, PKK takımı, PKK ile beraber olanlar. Ondan sonra bir avuç
vatansız takımı onlarla beraber alkışlar. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin meclis grubu o vatansız meclisine girmiş. Evet. Yani bunun affedilir bir tarafı yok. Evet. Oradaki adamların oturup düşünmesi lazım. Ben neyi alkışlıyorum ya? Tabii. Türk ordusunun komutanlarına karşı psikolojik harekatı alkışlıyorum. Şimdi Sayın Genel Başkan, siz pek üzerinde durmadınız ama yani ben şunu da söyleyeyim. Bu öyle bir ruh hali ki, yani önümüzde Amerika'yı caydıramazsak ve Amerika Birleşik Devletleri bu kadar tahkimat yapıyor Ege kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'ye karşı silah kullanma kararını verecek olursa, şunu görüyorum, bu takım Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafında olacak. İşte tezkereye de hayır dediler. Aynı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, nasıl Kuvayi Milliye vardı, ondan sonra Türk ordusu örgütlendi ve Kuvayi İnzibatiye falan filan, İstanbul'daki basın, ondan sonra o mütareke basını Atatürk'e, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı, Türk ordusuna karşı bazı psikolojik harekatlarda bulundular. Bunlar da öyle bir göreve hazırlanıyorlar. Evet. Ha, ama bu taban onların peşinden gitmez. O Cumhuriyet Halk Partisi tabanının onların peşinden gitmesine en küçük ihtimal vermiyor. Aslında tezkereye hayır diyerek. Ve o alkışları yapanlar da bu gece evlerine gittiler. Düşünsünler, bizi dinlesinler burada. Neyi alkışladıklarını bir otursun, tekrar bir seyretsinler bakalım televizyondan. Neyi alkışlıyorlar? Hangi hıyaneti, hangi düşmanlığı Türk komutanına karşı alkışlıyorlar? Bugün Türk komutanına karşı düşmanlık ne demek? Bunu sorgulasınlar. Evet. Şimdi, biz de burada Vatan Partisi olarak Türk komutanıyla beraberiz. Ondan sonra biz, tabii biz hükümet oluruz. Bu orduya siyasi bakımdan önderlik de ederiz, yönetiriz ama asker olarak da o komutanların emrinde Türkiye'nin düşmanlarına karşı Vatan Partisi'nin her üyesi, her taraftarı ölümü de göze alarak savaşır. Biz de bunu ilan ediyoruz burada. O komutanların emrinde onlara sonuna kadar güveniyoruz. Onların vatanperverliğine, komuta yeteneklerine, cesaretlerine, ahlaklarına, karakterlerine, erdemlerine savaşıyoruz. Ya bu da bir savaş. Komutana güvenmek de bir mermi. Burada da bir mermi atıyoruz. Onlar da bir mermi atıyor. Onlar da komutana güvenmeyerek bir mermi atıyor. Düşman mevzilerinden. Biz de o komutanlara güvenerek Türkiye mevzisinden, Türk vatanperverlerinin, Türk milletinin mevzisinden biz de bir mermi atıyoruz. Mermiye mermi. Şimdi Sayın Genel Başkan, pek üzerine durmadınız ama soracağım onu. Perinçe'ye takılsınlar. Şimdi sizin isminiz bizim bu konuşmada geçmesi şu açıdan önemli. Kılıçdaroğlu bir ay kadar önce de Aydınlığın ismini vererek yalan yazıyor benim hakkımda diye açıklamıştı. Davutoğlu iki konuşmasından birinde sizin isminizi geçiriyor. Babacan. Babacan Teori Dergisi'ni elinde salladı. Sizi statükocu, işte 28 Şubatçı diyerek bir konuşma yaptı. Sayın Ethem Sancak'ı hedef aldılar iki gün önce. Evet, Ethem Sancak zaten hedefte. FETÖ zaten sizin her adımınızı takip ediyor ve sürekli hedeftesiniz. Karayılan'da Ergenekon çetesi, onların güvenlik konsepti Türkiye'yi esir aldı diyerek sizin isminizi PKK yöneticileri. PKK'nın arşivlerini açın, yıllardır bir numaralı düşmanları. Evet. Doğu Perinçek'tir. Yani tabii onların bir numaralı düşmanı. Az önce 3 tane 4 tane Pentagon'un yayın organlarının içerisinden birkaç tane seçtik, gösterdik. Hep siz baştasınız. Bunun temel sebebi ne? Ya çünkü Vatan Partisi ve onun yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tehdide karşı 1960'lardan beri Türk devrimci geleneğinin, emekçi geleneğinin, vatanperverlik geleneğinin, milliyetçi geleneğinin en ön cephesinde dik duran, ondan sonra Amerika'nın oyunlarını, dolaplarını, tertiplerini boşa çıkartan, hayatı Amerika'nın hapishanelerinde geçmiş. Bunlar kim ya? Şu alkışlayan, alkışladıkları şahıs. Kim bunlar ya? Bunlar Amerika'ya karşı geçmişte Türkiye'nin, Türk vatanı için, Türk milleti için hangi mevzide, hangi cesareti ve kararlılığı göstermiş? Hangi mücadele? Yani, kurcalayalım bakalım.
Ama Vatan Partisi'nin liderlerinin hepsi 77 ateşten geçerek buraya geldi. Bütün hayatları Amerikan emperyalizmine karşı savaş. Biz buraya Amerika'nın hapishanelerinden, işkencehanelerinden geçerek geliyoruz. Ve bütün dünya görüyor Türkiye'nin Avrasya cephesinde yer alması, Amerikan emperyalizmine karşı direnmesinde Vatan Partisi'nin en etkin rol oynadığını bütün dünya yazıyor, çiziyor. Yani Amerika'nın gazeteleri de böyle yazıyor, Alman gazeteleri de böyle yazıyor, Rus gazeteleri de böyle yazıyor, Çin gazeteleri de böyle yazıyor, İran gazeteleri de yazıyor, Batı'nın bütün gazeteleri böyle yazıyor. Şimdi burada bakın başka bir şey daha var. Burada Doğu Perinçek'in peşine takılıyorsunuz falan filan. Orada bir fitne var. Tabii. Bak bu çok. Tabii. O da bir savaş görevi. O da bir kara propaganda görevi. Neden? Çünkü Türkiye'nin milli kuvvetleri içerisinde ayrılık gayrılık yaratacak, fitne yaratacak, tabii, fesat yaratacak. 15-16 Temmuz'da herkes imtihandan geçti. İmtihandan geçti. FETÖ'cü NATO subaylarının önünde hiç böyle kahraman değildi. Evet, İYİ Parti'nin en son skandalı ortaya çıktı, itiraf etti. Evet, İYİ Parti'nin bu şey de Kılıçdaroğlu'da. O gece hiç böyle o NATO'cu generallerin, Amerika'nın komutanlarının falan önünde kedi gibilerdi. Türk milletinin, Türk ordusunun o gün Amerikan emperyalizmine karşı, Gladio'nun tertibine karşı direnişini paylaşmadılar. Şimdi neyi hedef alıyorlar? Amerika'ya direnen Türk ordusunu. Eskisi gibi bilmem ne, Türk ordusunun başında Gladio generalleri, NATO generalleri falan filan olsa onların önünde kedi gibiler. Onlara karşı böyle bir cesaretlerini görmedik. Evet. İki bence noktanın altına da sen genel başkan çizmek lazım. Bu aslında milli devleti düşman olan, yani milli devleti savunma kararlılığında Vatan Partisi, sizin isminiz bir kale gibi. Yani burayı yıkarsak, burayı devirirsek bu şeyi biz daha rahat geçeriz. Kaleyi tabii, daha rahat geçeriz diye düşünüyorlar. Zaten bunu bakın şeyde de gösterdiler. Dediğiniz çok doğru. Bu Ergenekon tutuklamalarında da ne dedi o FETÖ'cü savcılar, Zekeriya Osman? Burada dedi bir nolu hedefimiz Doğu Perinçek'in partisi. Tabii. Yani Ergenekon'da dedi birinci hedefimiz, esas hedef onlardır dedi. Ve işin de gerçeği oydu. ATV'de haber bülteninde de Zekeriya Öz'ün açıklamalarını yayınlamıştı. Yani izleyenler için. Hadi onu da gösterebilirler. Evet, yani burada o milli devleti savunma kararlılığının hedef alındığını altını çizmek lazım. Orada da komutanı vurma olayı var. Yani burada da siyasi komutanı en önde mücadele edenleri. Tabii. Evet. Siyasi o açıdan kale dedim. Siyasi önderliği. Bakın burada hedef alınan iki güç var. Bir siyasi önderlik, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın şahsında ve Vatan Partisi Genel Başkanı'nın şahsında siyasi önderlik hedef alınıyor. Ama tabii esas olarak Türk ordusu hedef alınıyor. Şeyde de Ergenekon balyoz süreçlerinde de yine kim hedef alındı? Türk ordusunun komutanları ve Vatan Partisi. Tabii. Siyasi önderlik ve askeri önderlik. Evet. Peki bu konuyu geçelim mi? Var mı burada son birkaç dakikamız başka? Reklama gideceğiz. İsterseniz döndükten sonra diğer konularımıza devam edelim. Son sorunuz varsa. Eğer birkaç dakikamız varsa ben buradan bir iki şeyin de altını çizmek istiyorum. Sayın Genel Başkan'a sormak istiyorum. Şimdi burada bir biz değiştik. Yani Kılıçdaroğlu'nun biz artık halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. İşte bakın burada biz eskiden devlet, bakın ben de onu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten gelen, ondan sonra İsmet Paşa'dan gelen bir karakteri var, geleneği vardı. Neydi o? Cumhuriyet Devleti'ne, gerici olan bir devlete değil. Cumhuriyet Halk Partisi aslında sultanların, padişahların devletine karşı isyandan gelen, savaştan gelen bir parti Atatürk'ün kişiliğinde. Değil mi? Yani Atatürk Nutkun 10. sayfasında ne der? Müslümanın halifesine, padişah hükümetine karşı isyan etmek lazım geliyordu diye. Değil mi? Ve o isyanda da başarılı oldular ve saltanatı yıkıp yeni bir devlet kurdular. Şimdi burada
Cumhuriyet Halk Partisi neyi hedef alıyor? Kurulan yeni devleti, yani eskiden o devleti kuran partiydi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyeti kuran, İstiklal Savaşı'nı yapan, İstiklal Savaşı'nı önderlik eden, onun komutanları, Atatürk'ün arkadaşları. Ha şimdi diyor ki, siz çok güzel söylediniz, Kılıçdaroğlu diyor ki, biz değiştik diyor, artık onlardan değiliz diyor. Yani Atatürk'ten değiliz, Fevzi Çakmak'tan beraber değiliz, Türk Devleti'nin partisi değiliz, Milli Devlet'in partisi değiliz. Biz artık Amerika'nın partisi olduk. Amerika'nın Türkiye'ye karşı düşmanlık partisi olduk. PKK'nın dostu olduk. Bunları söylüyor, çok açık. Evet. Evet, bir zaten bunu dersin falan filan oralardan beri söylemeye başlamışlardı falan filan. Ama şimdi daha da cesur söyleme yoluna girdiler. Evet. Çünkü savaş kızışıyor, mücadele kızışıyor ve savaş tehlikeleri gözüküyor ufukta. Öyle olunca da bütün kuvvetler daha net bir şekilde saflarını belli ediyorlar ve bir de alet olan kuvvetler, oyuncak kuvvetler kendi iradeleri dışında da ateşe sürülüyor. Bakın burada Kılıçdaroğlu bir oyuncak kuvvettir. Onu çok açık söyleyeyim. Oyuncak kuvvetlidir. Hangi güç adına Türk ordusuna, Türk komutanlarına karşı haddinizi bilin diyor. Evet. Kimsin sen ya? Türk komutanlarının haddini bilin diyeceksin. Amerika mısın sen? Arkanda ne var? 6. filo mu var? Amerika'nın uçakları mı var? Üsleri mi var? Kimsin sen? Yani Türk komutanlarının haddini bilsinler falan diyebilmek için arkasında bir güç olması lazım. İşte o Amerika'nın gücü. Amerika'nın gücüne güvenerek Türk komutanlarının haddini bil diyor. Evet. Ve burada bir iftira yapıyor. Türk komutanları orada darbe siyasetin içine girmişler falan filan. Ondan sonra onu alkışlıyor değiller. Türk komutanları Türkiye'nin obüs yapmasını, kendi silahını yapmasını tabii ki alkışlayacak. O da bir savaş. Orada da savaşıyor komutan. Türk milletinin cesaretini ateşliyor, güvenini ateşliyor. Orada da bir milli tavır var. Özgüveni alkışlama tavrı var. Yoksa orada bir siyasi parti liderini alkışlamıyor Türk komutanı. Sayın Perinçek, bir 5 dakikalık aramız var. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz sayın seyirciler. Evet değerli izleyiciler, çıkış yolu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzde Kılıçdaroğlu'nun Türkiye düşmanı, Türk ordusu düşmanı açıklamalarını değerlendirdi Sayın Perinçek. Kaçıranlar YouTube'dan tekrar geri sararak izleyebilirler. Yine geçti programın sonunda ilgili bölümleri YouTube hesabımıza yükleyeceğiz. Ulusal Kanal YouTube hesabına. Evet şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Ali Babacan'ın anayasayla ilgili açıklamaları vardı. Anayasanın Türklükle ilgili bölümlerini kaldıracağını söylediler. Hem televizyon programında söyledi hem de daha sonra tekrar sorduklarına bunu yeniledi. Herkesin kendisini bulduğu bir anayasa yapacağız diye de bunu tarif etti. Genel Başkan Yardımcıları açıktan söyledi, Türk'le ilgili bölümleri kaldıracağız dedi. Siz de bununla ilgili bir paylaşım yaptınız. Nasıl değerlendirirsiniz Ali Babacan'ın yaptığı bu açıklamayı? Bakın bu uzun zamandan beri anayasadan Türk'ü çıkartmak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dayattığı bir siyasi çıkış. Ne kazanacak Türk'ü çıkarınca? Ha? Amerika ne kazanacak Türk'ü çıkarınca? Türk'ü çıkarttığın zaman Türkiye'de bir şey kalmaz yani. Türksüz bir anayasa olur mu? Türk milletinin devleti bu. Ve anayasa da Türk milletinin devletinin anayasası. Milletsiz bir devlet olur mu? Milleti olmayan devlet. Neyin devleti bu? Kalabalıkların devleti. Var mı dünyada milleti olmayan bir devlet? Milletsiz bir devlet var mı? Evet, milletsiz. Diyelim o modern çağdan önce feodal dönem ve ondan sonra ondan evvel köleci dönem falan. Onlar Roma İmparatorluğu, Atina, bilmem Avrupa'daki çeşitli ülkeler falan. Ama millet çağından sonra devletler milletlerin devletleri. Türk milletinin devleti.
İran milletinin devleti, Mısır milletinin milleti, Arap Suriye milletinin devleti, Alman milletinin devleti, milletlerin devleti var. Siz Türk milletini çıkarttığınız zaman hangi neyin kimin anayasasını yapıyorsunuz? O devlet kimin devleti? Devletsizleştiriyorsun, milletsizleştiriyorsun Türkiye'yi, Türk'ü çıkarttığın zaman. Ha, işte diyor ki herkes kendini bulacak. Yani biz bir çorbayız, bir kalabalığız. O kalabalıktan herkes kendisini bulacak ama bizi birleştiren ne? Bak herkeste birlik, bir beraberlik yok. Herkeste ayrılık var. Türk milletini kaldırıyorsun herkes lafıyla. Herkes kendini bulacak. Yani farklı. Biz unsurlarız. O unsurların hepsi kendisini bulacak. Türk milleti ne oldu bu arada? Niye bizim devletimiz var? Biz neyi savunacağız? Devletimiz yoksa, milletimiz yoksa neyi savunacağız? Hangi milletin refahını savunacağız? Hangi milletin özgürlüğünü, demokrasisini, insanca yaşamasını, beraberliğini, kardeşliğini, ortak özlemlerini, ortak davalarını, ahlakını, karakterini savunacağız? Savunacak bir şey de bırakmıyor. Dolayısıyla bu Türksüz Anayasa temasıyla Ali Babacanların şu bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Türk ordusuna düşman, Türk komutanlarına düşman konuşması bir yerde birleşiyor. Aynı cepheden iki ayrı saldırı. Biri Türkiye'yi ordusuz hale getirmek, yani ordunun komuta edemiz kademesini hedef alıp komutansız hale getirdiğin zaman sonuç itibariyle o ordu savaşamaz. Öbürü de o ordunu savaşarak koruyacağı Türk devleti, Türk anayasası onu ortadan kaldırıyor. Hepsi sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin milli devletini tasfiye, Türk milletini tasfiye, onu bir kalabalığa dönüştürme projelerinde farklı görevlerini döktürüyorlar. Ama bu Türksüz Anayasa'yı Cumhuriyet Halk Partisi de savundu. Tabii. Onlar Türksüz Anayasa'sını hazırladı. Hazırladı. Onun ön sözünü Kılıçdaroğlu imzaladı. Tabii, imzaladı. İbrahim Kaboğlu hazırladı ama ön sözünde de Kılıçdaroğlu'nun imzası vardı. Orada da Türk yoktu. Tabii ilk önce inkar ettiler biz Aydınlık'la manşet yapınca. Biz sonra birinci sayfadaki logo ve imzayı yayınladık. Tabii. Ben de İbrahim televizyon Kaboğlu programlarında hep böyle gösterdim. Evet, kabul etmek zorunda kaldılar sonra. Orada bütün Türk kelimelerini İbrahim Kaboğlu'nun hazırladığı ve CHP Genel Başkanı'nın imza attığı logosunun da bulunduğu metinde kaldırmışlardı. Şimdi ama biz bakın gösterelim. Türksüz Anayasa biz hapisteyken, biz hapishanedeyken Türksüz Anayasa tezgahı geldi. Ve orada ben hapishane mahkemede o FETÖ'cü yargıçlara bakın ne dedim. Onu da lütfen yapalım. Evet, en başından koyalım ama. Evet, en başından koyalım. Başa alalım videoyu arkadaşlar. Başa alalım. O evet. Başından. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi Amerika'nın sömürgesi yapanlar, Cumhuriyet devrimini yıkanlar, yıkılacaklar. Hem de az kaldı. Onu söyledim. Evet. Tekrar söylüyorum. Anayasaya Türk milletini silmek isteyenler, yıkılacaklar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler yıkılacaklar. İstiyor musunuz daha söyleyeyim mi? Evet. Oktay Bey, söyleyeyim mi daha? Tamam. Hakim Bey, memnun oldun mu? Biraz önce. Çekinde söyledim. Ne söyledim? Doğu Bey, bir dakika ben. Ne söyledim? Bir dakika. Doğu Bey. Ne söyledim? Doğu Bey, sakin ol. Doğu Bey, sakin. Evet, bunların gücü yok. Anayasadan Türk milletini silmeye kalkanların gücü yok. Gücü, hayır çevirmiyorum. Yok gücü. Erhan Bey, oturunuz. Erhan Bey. Türk milletini silmeye gücümüz yok. Doğu Bey. Mahvolacak. Doğu Bey. Bağırma. Evet. Doğu Bey bağırma aklınız yok. Doğu Bey oturun, sakin olun. Türk milletini silmeye kalktınız. Doğu Bey. Mahkemeyi niye kurdunuz? Doğu Bey. Doğu Bey. Kendileriniz Türk milletini silmeye kalktı. Doğu Bey sakin olun, oturun. Silemeyecek misiniz? Doğu Bey sakin olun, oturun. Gücünüz yok. Doğu Bey sakin olun, oturun. Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin efendileriniz için. Doğu Bey. Doğu Bey çıkartmak zorunda kalacağım. Doğu Bey. Gücünüz yok. Doğu Bey çıkartmak zorunda kalacağım. Lütfen. Lütfen buyurun.